Efendim 18 Şubat Salı, bugün bir kez daha saatleri 14'ü gösterdi. Kanal 3 ekranlarında Pınar Akarsu ile 2'den 4'e canlı yayınıyla başlamış bulmakta. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar iletelim bugün de ve hemen stüdyo konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. Afsu İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Selvan Beysel bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de gayet iyiyiz. Bugün önemli konulardan bahsedeceğiz aslında. Diyabet, şeker hastalığı nedir? İnsülin direnci nedir? Ve soracağımız arada çok fazlasıyla soru var hocama. Maalesef ki birçok insan bu hastalıktan dolayı muzdarip bir halde. Sürekli tedavi altında olan hastalar da var. Tabii gelişen teknolojiyle uyguladığınız birçok yöntem de var. Bunların hepsine değineceğiz. 0552 301 0303 WhatsApp hattımız. Merak ettiğiniz soruları da ulaştırabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hocam diyabet nedir? İnsülin direnci nedir? Gizli şeker nedir? Kan şekerinden hep bahsedilir. Bunlar nedir? Hepsini irdeleyeceğiz. Öncesinde biz sizi tanıyarak başlamak isteriz programı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde İç Hastalıklar Anabilim Dalı'nda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzman olarak çalışmaktayım. Oranın doktor öğretim üyesiyim. Biz tabii Afyon Üniversitesi'ne geldikten sonra endokrinoloji kliniğimizi kurduk. Evet. Özellikle Sena Hocam, işte idarecilerimiz, rektörümüz ve başhekimlerle birlikte kliniğimizi geliştirdik. Şu anda aktif olarak diyabet obezite polikliniğimiz var. Özellikle diyabetik hastalar ve kilolu hastalarımız için ayrı bir poliklinik açtık. Burada hem hastalar değerlendiriliyor, hem diyetleri, diyabet eğitim hemşiresi, tıbbi tedavileri yapılıyor. Gerek görülen hastalarda tip 1 diyabette insülin pompası takıyoruz şu anda. Pankreas bezini taklit ederek 24 saatlik kan şekerini ayarlayarak insülin tedavisine başladık. Çok iyi hocam. Bunun dışında tabii endokrin polikliniğimiz aktif devam ediyor. Tiroid ultrason biyopsi odalarımızı da açtık. Paratiroid yıkama, biyopsi ultrasonumuzu yapıyoruz. Servisimiz aktif bir yılın sonunda ve orada da endokrin testlerimizi yapıyoruz. İşte beyin hormonları, böbrek sütü bezi hormonlarının testlerini yapıyoruz. Testlere göre ameliyat ya da ilaç tedavisine karar veriyoruz. Bir de şeker düşürdüğü gibi hastalarda gelirse bu şikayetler olan onların testlerini de yapıyoruz. Şu anda bütün endokrinoloji ile ilgili bütün tedavilerin hepsini yapıyoruz. O nedenle de hani hastalarımızın başka bir yere gitmelerine de gerek kalmıyor. Hepsi şu anda yapılıyor. Eksik hiçbir şeyimiz kalmadı. Tamamladık. Çok güzel hocam. Peki şimdi biz bugün tabii özellikle soracağız size, sorularımız var. Diyabet nedirle bir başlayalım derseniz hocam. Nedir diyabet? Diyabet kan şekeri yüksekliği aslında ama bunun bir değeri var. Şimdi kanlı açlık kan şekerini ölçtüğümüzde 126'nın üstündeyse ya da ağzımıza ilk lokmayı aldıktan 2 saat sonra ölçtüğümüz kan şekeri var, tokluk kan şekeri. Eğer bu 200'ün üstündeyse diyabet diyoruz. Ya da daha duyarlı tetikler var tabii, artık bilim ilerledi. 3 aylık şekerimizi ölçüyoruz, hemoglobin A1C. Aslında bu 3 ay boyunca, 24 saat boyunca şekerin özellikle hemoglobinin glukozu doyurulma oranı. Eğer bu 6,5'un üstündeyse diyabet tanısı koyuyoruz. Şimdi tabii İnsanlar uyandıkları zaman diyabet hastası olmuyorlar. Hani genelde hastalarımız diyorlar, biz üzüldük, başımıza işte bazı sıkıntılar geldi, şeker oldum diyorlar. Öyle bir süreç değil bu. Neden kaynaklanıyor hocam? Bu çok aslında uzun bir süreç. Çünkü önce yaklaşık bir 5 yıllık, 6 yıllık bir hikaye oluyor. Önce insülin direnci oluşuyor. İnsülin direnci, şimdi ağzımıza ilk lokmayı aldığımız zaman, şeker yediğimiz zaman pankreas bezinden insülin hormonu üretiliyor ve bu kan şekerini düşürüyor. Ama bir süre sonra pankreasın insülin üretmesi bozulmaya başlıyor. İşte kilo, aile öyküsü, çevrede beslenme gibi sebepler. Genetik de oluyor. Onlara bağlı bozulmaya başladıktan sonra insülin kanda artıyor ama insülin hücreler yanıt vermiyor. Biz buna insülin direnci diyoruz. İnsülin var ama yanıt yok, direnç var. İşte o dönemde eğer tanı koyarsak insülin direnci döneminde, şeker hastası olmadan müdahale edebiliyoruz. Ama çoğu hasta bilmiyor, yaşamaya devam ediyor. Bir hocam tabii şey oluyor mu, yani kişideki belirtileri ne oluyor? Peki kişiler, yani bizim anlamamız için ne olması bazen gerekiyor? Bazen şöyle diyorlar, yemek yedikten 2-3 saat sonra ellerde titreme oluyor, çarpıntı oluyor. Ya da son zamanlarda şekerli şeyler yemeye daha çok iştahım arttı diyorlar. Ya da kilo artışı oluyor. Bazen bayanlarda adet düzeni de bozuyor ama en sık kilo artışı da görüyoruz.
Böyle bir durum ya da bu süreç geçiyor hasta. Bir süre sonra hastada şeker artık yükselmeye başlıyor. Eğer açlık şekeri %125 arasında, tokluk şekeri de 140 ile 200 arasında, biz buna gizli şeker diyoruz. 3 aylık ölçüm de 5.8 ile 6.4 arası. Şimdi gizli şeker hastalarını tanımak gerekiyor. Çünkü gizli şekerken de şeker hastalığının organlara zararı başlayabiliyor. Daha şeker hastası değiliz ama zarar verebiliyor. O nedenle bu şikayeti olan hastalarda erken dönemde tarıyoruz. Hemoglobin A1C ile, bazen gerekirse şeker yükleme testiyle. Hani bize bazen hastalar gizli şeker döneminde tanı koyarsak, şeker hastalığı olmadan ilaçlarla ve diyetle, yaşam tarzı değişikliğiyle bunu şeker hastası olmayı önleyebiliyoruz. Bazı ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliğiyle. Ama üstünden yıllar geçti ve müdahale de edilmezse şeker hastalığı başlıyor. Kötü tarafı şu, şeker hastalığı başladıktan sonra geri dönüşümü yok. Yani bizde yapılan en büyük hata şu, hastalar ilaçları başlıyoruz, hasta ilacı kullanıyor, şekeri normale gelince ilacını kesiyor. Düzeldim zannediyor. Ama şeker hastalığı kalıcı bir hastalık. Bir kere başladıktan sonra düzelmiyor. Çünkü gizli insülin direnci, gizli şeker ve şeker hastalığı, bu bir süreç arda arda gelen. Bu şeker hastalığı oluştuğu zaman birçok organda hasar başlamış oluyor. Bir kere karaciğerden glikoz dediğimiz şekerin çıkışı artıyor. Bunu geri döndürmek çok zor. Pankreasta insülin hormonu üretimi azalıyor. Böbrekte glikoz emilimi artıyor. İnce bağırsakta insülin benzeri hormon üreten L hücreleri, inkretin mimetik hormonlar bozuluyor. Ve yemek yeme merkezi bozuluyor beynimizde. Bütün yak ve kasa glikoz geçişi azalıyor. Ve böylelikle işte karaciğer, böbrek ve diğer organlarda da hasar oluştuğu için şeker hastalığı başladıktan sonra o işin geri dönme ihtimali yok. O nedenle ömür boyu ilaç kullanmak zorundalar. Ve ne yazık ki de ilaçlara da ve diyete de devam etmek zorundalar. Hep diyet mi? Diyetle mi gitmeleri Çünkü bu ilaçlar üretilirken fabrikalarda tabii diyet temel olması gerekiyor ve diyet yapmayan hastalarda ilaçların etkinliği yok. Çünkü ilaçlar sadece bunların var olan hasarı biraz geriye çevirmeye yardımcı oluyor. Ama en temel şey tabii ki diyet. Genelde şeydir değil mi hocam, şeker hastalarına baktığımız zaman özellikle işte tatlı tüketmeyi çok severler. Tatlı tüketilmeyeceği söylenir ama şeker hastalarımız hep böyle bir yeme gayreti içerisindeler. Sanırım bu diyetler içerisinde de bu tatlı şeyi de var. Evet. Genelde tabii çok su içme, çok idrara çıkmayla başlıyor ama son zamanlarda hiçbir şikayet olmadan da hastalar gelebiliyorlar. Bazen hiçbir şikayet olmadan görmeyle bozukluk olabiliyor ya da vücutta şişlikle de başlayabiliyor. Şimdi en önemli şey şu, eğer hani yaşımız 45 yaşın üstündeyse, gebelikte şeker hastalığı geçirdiysek, ailemizde varsa ya da tansiyonumuz, yağlarımız yüksekse, kalp hastalığımız varsa şekeri mutlaka baktıracağız. Bir de hani arada bir baş ağrımız oluyorsa tansiyonumuzu ölçüp hiç değilse temel bir şeker testimizi yapmamız gerekiyor. Ama buradaki en önemli şey hani komşudaki ya da arkadaştaki şeker ölçüm cihazı değil. O işe yaramıyor değil mi hocam? Yaramıyor. Hastanede 3 aylık şekerimize bakmamız gerekiyor. Hemoglobin A1C değerli. Çünkü oradaki ölçümler uykuyu göstermiyor. Gece uykuda şekerimiz yükselmiş olabilir. Bizim için en değerli şey bu. Şimdi şeker hastaları ne yiyecek? Bir kere bütçeyi çok sarsmayacağız. Evde ne pişiyorsa onu yiyecek aslında. Şeker hastaları normal insanlardan farklı yemek yemiyorlar. Sadece kaloriyi 500 ya da 1000 kalori azaltmak bile bizim için yeterli. Burada şu önemli, ağır diyet de önermiyoruz. Yani aç kalmayı kesinlikle önermiyoruz. Çünkü aç kaldığımızda akşam daha çok yemeğe saldırıyoruz ve vücut savunma mekanizması yapıyor. Açlık esnasında yediği her şeyi depolamaya başlıyor. Kıtlıkta olduğunu düşünüyor. Onun için 3 ara öğünle beslenmeyi öneriyoruz. Sabah, öğle, akşam ana öğünler. Ara öğünlerde de daha çok peynir, süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin kaliteli proteinler öneriyoruz. Çünkü bu tokluk hissi veriyor ve açlık krizlerini engelliyor. Özellikle gece çok yemek yeme davranışı varsa eğer, gece mesela yatmadan önce bir bardak süt, bir kase yoğurt, küçük bir dilim ekmek ya da mesela peynir tüketebilirler. Ekmeği kesmiyoruz, az miktarda ekmek tüketebilirler. Benim önerim daha çok basit şekeri keserek, yani bal, pekmez, reçel gibi basit şekerleri keserek, çikolatayı keserek, onun yerine karışık kompleks karbonhidrat. Çünkü onlar basit karbonhidrat. Nasıl yani hocam?
Kompleks karbonhidrat şu, içerisinde hem protein, hem yağ, hem de mineral var. Yani kuru bakliyatlar, eski beslenme. Bulgur, mercimek, nohutla beslenmeleriz. Aslında en sağlıklı olan kısım, evet, değil mi hocam? Evet. Tabii hayvansal proteinleri de öneriyoruz, onları da tüketecekler. Ama en önemli şey bulgur ve mercimek, nohut gibi bizim bitkisel proteinleri ağırlıklı beslenmemiz. Ara öğünleri de yumurta değerli, haftada iki yumurta kağı yumurtayı tüketsinler. Hem açlık krizlerini düzeltiyor, hem de şeker düşüklüğünü çok düzenliyor. Bunu bu şekilde öneriyorum. Ağır, şimdi çok ağır diyet yaptıkları zaman başta bir kilo veriyormuş gibi oluyor. Ama o kilolar genelde biraz vücut sıvısını atıyor. Ama sonra daha fazla kilo alarak geri dönüyor. O nedenle diyabeti olup kilolu diyabetik hastalarda tek kilo vermek çok zor bir şey. Yani almak çok kolay ama vermek çok zor bir şey. Bazen ilaç tedavisi desteği gerekebiliyor. Ama bu ilaçlar tabii şeker ilacı olup yan etkisi olarak kilo verdiren ilaçlar. Bunları da tercih edebiliriz destek amacıyla. Kilo da verebilirler bu doğrultuda. Evet, evet. Çünkü tek başına diyet yetmiyor şeker hastalığında. Egzersize gelirsek, şimdi tabii televizyonda çok fazla egzersiz önerileri var ama şeker hastaları ağır egzersiz yapmazlar. Ben aslında biraz yanlış bilinenleri düzeltmek istiyorum. Lütfen hocam, evet. Çünkü şu anda diyetlerde çok, hani diyette de öyle, yok avokado yiyin, şunu, bunları ulaşıma çok zor ve maliyet çok yüksek. Öyle değil, yani bütçeyi sarsmayacağız. İkincisi, egzersiz dedim, en az 48 saatten fazla ara vermeden toplamda 150 dakikadan daha fazla olmayacak şekilde egzersiz. Bu şey de, şu demek, orta ritimde 30 dakika yürüyüş. Yani yavaş değil ama orta ritimde aerobik egzersizleri öneriyoruz. Ağır böyle barfing gibi ağır egzersizler önermiyoruz. Çünkü onlar kalp krizini tetikleyebiliyorlar. Kalbi çok da yormayacağız. Kuru yemiş çok fazla tüketmeyelim. Yağ oranı çok yüksek. Bir de hani gerekmedikçe böyle maden suyu, soda turşu gibi tuz oranı yüksek şeyleri fazla tüketmeyelim. Çünkü şeker hastalığında böbrek tuzu da atmakta zorlanıyor. O nedenle mümkün olduğu kadar bunları az tüketelim. Bir de hocam çok acıkırlar şeker hastaları baktığımız zaman, değil mi? Birden böyle bir ani i̇şte, acıkma isteği. Evet, o ara öğünlerde mesela sabah kahvaltısını 8'e yaptığımız zaman onda mesela küçük bir peynir, yoğurt ya da süt, ufak sütlerden tüketmemizin sebebi o. Açlık krizlerini düzenlemek için ya da küçük bir meyve. Hep amacımız açlık krizleri için. Ya da çünkü mesela kuru meyve. Sıkıntıya girebiliyorlar o durumda. Kuru meyve de iyi olabiliyor. Kurutulmuş meyveler abur cubur yerine az miktarı tüketebilirler. Ama her şeyden tüketecekler az miktarda. Peki hocam, şimdi belirtilerini dedik de aslında gizli şeker de hani aslında nedir? Tam biz hemen toparlayıcı bir şekilde dinlemiş olduk sizden ama detaylarını isteyeceğim tabii ki. Bir de normalde baktığımız zaman halk arasında şey vardır. Elim ayağım titremeye başladı, işte çok acıktım, hemen bir şeyler yemem lazım. Hepimizin başına gelebiliyor ara ara. Benim de bazen olur. Birden böyle bir acıkırım, elim ayağım titrer. Bu bağlantılı bir şey midir? Genelde şeker hastası mısın hemen diye bir soru gelir. Evet. Bu olabiliyor. Eğer kişi şeker hastasıysa ve böyle bir şikayetleri varsa bazen ilaçların dozları fazla gelebiliyor. Yani hipoglisemiye sebep olabiliyor. Burada kan şekerin, biz hipoglisemi, şeker düşüklüğü demek için kan şekerin 50'nin altında olması gerekiyor. Ama 70'in altına indiği zaman da eğer ellerde titreme, kendini kötü hissetme varsa hipoglisemi diyoruz. Şimdi hipoglisemiyi çok sevmiyoruz. Çünkü hipoglisemi bir süre sonra pankreasa bir hormonu daha bozuyor, glukagon hormonunu. İki sebepten oluyor. Şeker hastaları bazen ilaçların dozu fazla geliyor. Ama bizde ara öğün atlama çok fazla oluyor. Mesela insülin kullanıyor, ara öğün atlıyor. Ya da şekerin düşürme için yüksek doz insülin yapıyor. Bunlar hep hipoglisemiyi tetikliyor. Bazen de işte beyin hormonlarında yetmezlik oluşabiliyor. Onlar da hipoglisemi yapabiliyor. Şeker hastası değil ama genç normal bir hasta, 30 yaşında bu şikayetler başladı. Evet. Şimdi biz burada en çok şeyi soruyoruz. Açlıkta mı oluyor, toklukta mı? Yani kişi oruç tutamıyorum, açlıkta da oluyor diyorsa bu iş ciddi bir şey. Açlık hipoglisemisi. O zaman yatırıyoruz. Çünkü açlık hipoglisemisi eğer oruç tutamayacak kadar ciddiyse, yani 8 saatten sonra, açlıktan sonra başlıyorsa, bu beyin hormonlarında yetmezlik olabilir, böbrek sütü bezi hormonlarına yetmezlik olabilir, karaciğer, böbrek hastalığı olabilir ya da pankreasta insülinoma dediğimiz insülin üreten bir tümör olabilir. Ama hasta diyorsa ki açlıkta sıkıntım yok ama yemek yedikten 2-3 saat sonra uykum geliyor, akşam yemeğinden sonra uyuyakalıyorum.
Ya da ellerim Benim de hep titriyor. severiz. Bir de şey deriz hocam, halk arasında odur hani, biraz ağır yiyince böyle bir uykumuz gelir, rehavet çöker falan diyoruz ama. İşte ona biz tokluk hipoglisemisi diyoruz. Böyle bir durumda aslında bunlar ileride şeker hastası olacağımızın bir belirtisi. Eyvah. Çünkü biz ona reaktif hipoglisemi diyoruz ya da alimenter hipoglisemi. Burada şöyle bir durum var. İki sebebe bağlı oluyor. Ya artık vücudumuzda insülin yanıtı bozulmuş. Şeker hastası olmak için, diyabet olmak için hazırlık yapıyor demektir. Bunları test yapıyoruz. Bol karbon yatırıyoruz hastaneye. Test odamıza. Bol karbonhidratlı bir diyet veriyoruz böyle. İşte içerisinde diyet içinde tereyağı, bal, her şey var böyle. Hastalar şaşırıyorlar. Bunu mu yiyeceğiz? Evet diyoruz. Hepsini Çok yiyeceksiniz. güzel bir diyet anladığım Evet, kadarıyla. ondan sonra 30 dakikayla kan alıyoruz. İnsülin ve C-peptit bakıyoruz. Pankreas bezini inceliyoruz. Orada eğer insülin normalden erken salınıyorsa ve salınma saatleri uzadıysa diyoruz ki evet, sizin reaktif hipogliseminiz var, siz gizli şeker hastasınız. Diyabet olmak için hazırlık yapıyorsunuz diyoruz. Bazen de 3. saatte şeker düşüyor. Bu da bazen şey olabiliyor. İşte bağırsak hareketlerimiz bozulmuş oluyor. Boşanma zamanı değişmiş oluyor. Onlara düzenleyici ilaçlar veriyoruz. Ama bunların hepsi ileride diyabet hastası olacağımızda bir işaret oluyor. Peki hocam, bu çok fazla su içmek, bu Evet. da mı bir işaret? Evet, su içmek aslında şeker hastalığının bir işareti. Poliuropolidipsi. Ama bazen şeker hastalığı olmadan da çok su içebiliriz. Mesela biz şekersiz diyabet diye bir hastalık var. Diyabetes insipidus. Nedir hocam? O şey, böbrek ya da beyinde suyu konsantre eden, yani suyu tutan hormonların yetmezliği ya da yanısızlığı. Onları o hastalar ama çok ciddi su içiyorlar. Yani günde 4-5 litre idrar çıkarma oluyor. Ben Ve de çok ciddi bir su tüketen birisi olduğum için hocam. Genelde ilk teşhis bana da öyle derler. Şeker hastası mısın sen diye de. Ben diyorum yok değilim. Hani herhangi bir sıkıntı çıkmadı testlerde ama. Demek ki her normal görünen bireyin aslında gelip hastaneye bir tedavi aşamasından geçmesi gerekiyor değil mi Evet. hocam? Onlar da şey Tetkiklerin yapıyoruz. yapılması Önce lazım. normal şekeri bakıyoruz. Hemoglobin A1c'yle dışladık. Sonra hastayı susuz bırakıyoruz. Susuzluk testi yapıyoruz. Susuz bırakarak idrarın suyu konsantre etme yeteneğine bakıyoruz. İdrarda ve kanda bakıyoruz. Eğer konsantre etme yeteneğinde bir sıkıntı varsa ona göre onun ilaçlarını başlıyoruz. Bazen de elektrolit bozuklukları yapabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları yapabiliyor. Kalsiyum yüksekliği, potasyum düşüklüğü gibi elektrolit bozuklukları da bunu yapabiliyor. Birçok sebep var. Hocam aslında birçok çeşidi varmış o zaman, yani değil Diyabet mi? neredeyse 6 çeşit oldu. Biz tabii en sık tip 2 diyabeti görüyoruz. İkinci tip diyabeti. İkinci tip diyabet hani 40 yaşından sonra oluyor. Ailede şeker hastalığı oluyor ve bunlar genelde kilolu hastalar oluyor. Ve dışarıda alıştığımız hastalar. Ama bunların şöyle bir şansı var tip 2 diyabetin. Pankreas bezi çalışıyor. İnsülin üretiyor ama hücreler az yanıt veriyor. Burada hap tedavisi, diyetle başlıyoruz. Eğer hap ve diyet yetmezse o zaman insüline geçiyoruz. Bir de tip 1 diyabet var. Bu O nedir hocam? çocuklukta olan şeker hastalığı. Bunlar pankreas bezini insan vücudu bir yabancı madde, bir alerjen gibi görüyor ve ona saldırıyor. Bağışıklık sistemin aşırı çalışması ve pankreas bezinde tamamen yıkım gerçekleşiyor. Bu çocuklarımız çok şanssız. Bunlar 7 yaşında, 5 yaşında tanı alıyorlar. Ömür boyu insülin kullanmak zorundalar. Erişkin yaşa geldiği zaman da sıkıntılar olabiliyor. Biz onlara insülin pompası takıyoruz. Cilt altına pankreas bezini takip eden bir ufak bir cihaz takıyoruz. Bu cihaz saatlik kan şekerini ayarlıyoruz. Cihazla göre ayarlar Vücuduna yapıyoruz. mı takılıyor hocam? Dışına takıyoruz şöyle. 3 Dışına. günde bir hasta kendisi yerini değiştiriyor. Ameliyatta takılmıyor dışarıdan. 3 günde bir hasta yerini değiştiriyor. İçine insülin koyuyoruz ve mesela gece uyuduğumuzda insülin az salgılanır. Gündüz artar, yediklerimize göre artar. Aynı pankreası taklit ediyoruz orada, yatırarak hazırlıyoruz. Ve saatlik insülin saatlerini değiştirerek ayarlıyoruz. Böylelikle hasta dışarı çıktı değil mi arkadaşlarıyla? Hani yemeğini rahatlıkla yiyebiliyor, Evet. spor yapacaksa sporunu yapabiliyor. Günlük hayatı daha sık adapte oluyor. Bir de gebelik şekeri var. Gebelik şekeri önemli bir konu, onu konuşalım. Çünkü Tabii hocam. gebelik esnasında başlayıp gebelikten sonra düzelebiliyor. Ama tabii %10 gebeden 3'ünde kalıcı olabiliyor. Şimdi gebelik şekeri önemli bir şey çünkü gebelik şekerini tanısı konmazsa
gebeliğin son 3 ayında ani bebek ölümleri oluyor ve bebekleri kaybediyoruz. Oo, çok ciddi bir... Evet, evet. Ya da dünyaya gelse bile bebeklerde bazı sakatlıklar olabiliyor. Hmm. Şimdi televizyona tartışma var. Hani gebelik şekeri için şeker yükleme testi yapılsın yapılmasın. Evet. Şimdi ona açıklık getireyim. Hı hı. Şeker yükleme testinde kullandığımız 75 gram glukoz günlük bir gebenin bir pasta dilimi yediği zaman aldığı şeker kadar. Yani fazla bir şeker değil. Hı hı. Günlük aldığımız glukoz kadar. Hı hı. Şimdi bir kereye mahsus zaten bizim anne ile bebek arasında plazanta var. Hı hı. Biz şeker aldığımız o plazanta onu yıkıyor. Hı hı. Yıktığı için de bebeğe zaten çok bir geçiş olmuyor. Hı hı. Ama şöyle düşünün, anne karnında bir bebeksiniz ve aylarca 200'ün üstünde şekere maruz kaldınız. Şimdi kan şekeri 110'un üstüne çıktığı zaman bebeğe anne karnında yeterli oksijen ve kan gitmiyor. Hmm. Yeterli oksijen ve kan gitmediği için sonuç ayda ani bebek ölümleri oluyor. Ve bir şeye sürekli maruz kaldınız düşünün. Hmm. Aylarca ve 24 saat. İşte bu daha kötü. Şeker yükleme testini yapmamızın amacı bu. Anneyi ve bebeği korumak. Sağlıklı nesiller dünyaya getirmek. Eğer ısrarla istemiyorum şeker yükleme testini dedi anne. Gene bakmak zorundayız, yükümlüyüz. Bu zaman böyle bir durumda ya hastaya bir şeker ölçüm cihazı veriyoruz. Evde şekerini ölç cihazı getir diyoruz. Hı hı. Ya da fruktozamin diye kanda bir laboratuvarla bakıyoruz. Hemoglobin A1C yerine. Hı. Bu gebelik şekeri gebelik aşamasında mı? Evet, 30 yaşından sonraki görünüyor. Gebeliklerde daha sık görüyoruz. Hı. Şimdi eskiden daha genç yaşta gibi kalıyordu insanlar ve böyle bir sıkıntı yoktu. Evet, şimdi yaş aralıkları biraz evet. daha uzadı. 30 yaşından sonraki gebeliklerde normalde gebeyken hümü plazental laktojen diye bir hormon üretiliyor. Bu amacı şu, doğumdan sonra annenin süt gelmesini hı hı. sağlamak, hı hı. anneyi de yağlandırmak. Çünkü yağlanacak ki anne süt üretecek. Hı hı. Yani aslında biraz da kıtlığa ve savaşa hazırlamak anne, yani yağlayıp onu kalori yapacak bebeğine. Hı hı. Hı hı. Ama şimdi 30 yaşından sonra bu hormon diyabet yapıcı etki gösteriyor. Hı. Onun için bizim şu anda gebelikleri mümkün o eğer hani yaş aralığımızda geniştiği için 30 yaşından sonra daha çok sık görüyoruz ve hormonun etkisi. Şimdi bu gebelere biz yemek, bu gebeler hiçbir şey, gebelik şekeri tanısı konduktan sonra aç kalıyorlar, yemiyorlar şekerimizi düşüreceğiz diye. Onu hayatta istemiyorum. Evet. 2000 evet, kalorinin evet. altına kesinlikle inmeyin. Çünkü bebeklerin büyümesi gerekiyor. Bebek anne karnında aç kalmamalı. Hı hı. Çünkü açlığa mahkum ediyorlar çocukları kilo almayacağız diye. Burada kaloriyi kısmıyoruz. Mümkün olduğu kadar şekeri azaltarak en az 2000 kalorilik diyet veriyoruz. Ve bu diyetin büyük bir kısmı protein, kaliteli protein. Hı hı. Çünkü bebek büyüyecek. Zekası, gelişim de çok önemli onun için. Velev ki diyelim ki diyeti yaptık ama hala şeker 110'un üstünde. Tabii bebek o zaman anne karnında oksijen ve kan alamayabiliyor. Öyle bir durumda insülin başlamak gerekti değil mi? Şimdi en çok korktuğu konu bebeğe bir zarar olur mu? Hı hı. Şimdi biz gebelikte hap önermiyoruz. Çünkü hapların hepsinin bebeğe zararı var. Anneden bebeğe geçebilir. Ama insülin, bizim verdiğimiz insülinler plazantada yıkıma uğruyor. Zaten o şekilde insülin veriyoruz. Plazantada yıkıma uğradığı için de bebeğe bir zararı olmuyor fazla. Peki hocam şimdi önemli bir konu gerçekten. Nedir hani anne adayları ne hissediyorlar? Nasıl belirtiler gösteriyor? Onları da sormak istiyorum ama müsaadenizle kısa bir ara verelim o zaman. Kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde buradayız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize, sevgili hocamızla birlikte devam ediyoruz. Afsu İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Selvan Beysel hocamız bizimle birlikte demiştik. Özellikle diyabet nedir, insülin direnci nedir, gebelik şekeri birçok aslında şeker rahatsızlığından bahsettik. Birçok kısmı var, bölümleri var. Onların hepsini hocamızdan dinlemek istiyoruz. Hocam en son gebelik şekerinden bahsediyor idik. Gerçekten çok önemli bir konu o da. Anne adayları neyden şüphelenecekler peki? Yani neye göre size ulaşacaklar, gelmeleri gerekecek? Şimdi Sağlık Bakanlığı 24-28. Haftada gebelik şeker için taramayı zorunlu hale getirdi. Ama bazen o haftalardan erken dönemde de tarama gerekebiliyor. Eğer hani gebenin idrarında şeker varsa ya da kilo artışı hızlıysa gebeliğin başlarında, ailede şeker hastalığı varsa ya da daha önceki doğumlarında 4,5 kilo ve üzerine bebek doğurduysa bu gebelik şekeri geçirmiş olabilir daha önceki doğumlarında.
kilolu gebe kaldıysa onlarda erken dönemde tarama yapmamız gerekiyor. Evet, peki. Çok önemli dediğiniz gibi. Evet. Bebeğin sağlığı açısından da her şey çok önemli. Hocam ben şeyi de sormak istiyorum. Yani aklıma geldikçe birçok soruyu hemen size yöneltmek istiyorum. Bir de insülin iğnesi kullanılan hastalarınız da var değil mi? Evet. O hangi aşamada başlıyor hocam? Şimdi şeker hastası tanısı konulmuş oluyor değil mi? Evet. Bir kere tip 1 diyabetlerin tedavisi insülin dışında başka kullanacak bir tedavi yok. Çünkü onların pankreas bezleri yeterli çalışmıyor. Tip 2 diyabette ise pankreas bezi çalışıyor, insülin üretebiliyor ama yanıt yok. Bu hastalarda da önce ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaç tedavisine rağmen 3 aylık şekerimiz, hemoglobin A1c'miz 100'ün, onun üstündeyse, yani ortalama kan şekerin 250-280'in üstünde olması demek. İlaca rağmen, ikili ağızdan hap kullanmasına rağmen iki tane farklı hap, o zaman insülin başlayabiliyoruz. Bir de bazen şeker hastalığı iç organları tutabiliyor. Gözde şeker tutabilir, ileride körlük olabiliyor. Şeker böbreği tutabiliyor işte diyaliz hastası olmasın diye. Ya da hastalarda şekere bağlı el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma olabiliyor, nöropati. Böyle durumlarda da insülin başlıyoruz. Bir de şeker komasında. Eğer hasta şeker koması tanısı aldıysa en azından ilk 3 ay şeker zehirlenmesini düzeltebilmek için insülin veriyoruz. İnsülin tedavisine başlamak için aslında ileri dönemde şeker hastalığı çoğunlukla veriyoruz. Bir de hastanın bazı hastalarda karaciğer ve böbrek hastalığı oluyor. Hap kullanamıyorlar. Onlarda da insülin veriyoruz. Şimdi burada ne oluyor hocam peki bu insülin? Aslında insülinlerin çeşitleri var. Görüyoruz, etrafımızda da gördüğümüz insanlar var. İğne vuruyorlar kendilerine artık. Neden? Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada yine pankreas bezinin insülin salınma şeklini taklit ediyoruz. Bazen gece uzun etkili bir insülin veriyoruz. Bu açlık şekeri üzerine etkili, 24 saat etkili insülin. Onu ağızdan haplarla birleştirebiliyoruz tokluk şekeri için. Biz ona bazal plus tedavisi diyoruz. İnsülin artı orlant diyabetik, yani ağızdan haplarla birlikte. Ama bazı hastalarda ağızdan haplar yetmeyebiliyor. Tokluk şekeri çok yüksek olabiliyor. Tokluk yemek yedikten sonraki şeker yüksekliği, yani öğüne bağlı. Sabah, öğle, akşam yemeklerimizden sonra ölçtüğümüz, sofraya otururken 2 saat sonra ölçtüğümüz şeker tokluk şekeri oluyor. Böyle bir durumda da bazen karışım insülin verebiliyoruz. Karışım insülin ikili oluyor. Sabah ve akşam yapıyoruz. İçerisinde hem kısa etkili insülin oluyor. Kısa etkili tokluk şekerine bağlı, tokluk şekerini düşüre yemeklere bağlı. Uzun etkili de temel pankreas bezini, açlık şekerini düşürüyor. Bazen de tip 1 diyabette gibi dörtlü insülin tedavisi, intensif insülin tedavisi gerekebiliyor. Bu tabii biraz zor. Gece insülin yapıyor hasta. Sabah, öğle, akşam da kısa insülin yapıyor. Şimdi teorik olarak iş böyle ama bizde böyle olmuyor. Çünkü bizim hastalarımız sabah, öğle, akşamı yapıyor ama gece ne gerek var diyor. Gece insülini yapmıyor. Şimdi gece insülini temel insülin, açlık şekerini düşüren insülin, öteki yardımcı. Temel insülini yapmadığı için şekeri hiçbir zaman 300-400'ün altına inmiyor. Bu arada insülin ama insülinlerimizin saatleri var. Şimdi bazı insülinler 12 saat etkili, bazı insülinler 6 saat etkili. Şimdi 6 saat etkili olan insülini sabah yapıyor, öğlen ve akşam yapmıyor. 18 saat vücut insülinsiz kalıyor. Şimdi ben hastalara şunu söylüyorum dürüstçe. Diyorum ki sana bu insülini öneriyoruz ama sen günde sabah, öğle, akşam bir de gece yapabilir misin 4 kez enjeksiyon? Çok zor. Çünkü sabah kahvaltısını yaptın hemen öğlen yemeğe geliyor. Bir de her yerde yanında taşınması gerekiyor, bozulmaması gerekiyor. Yemek öncesinde mi? Evet, kısa etkiler. O da yapamam derse eğer ben o zaman ona da ikili insülin veriyorum sabah ve akşam. İnsülini değiştiriyorum. Ama kendilerini değiştirdim. Kendileri benden habersiz insülin atlamalarını istemiyorum. Diyorum ki bak bu insülin 12 saat etkili. Bunu sabah yapıp akşam yapmazsan 12 saat vücudun insülinsiz kalacak. Böyle söylersek hasta o zaman anlıyor işi, saatli olduğunu ve ona göre yapıyor. Ama derse ki ya ben hocam iki kez de yapamam. İşte oğlum geliyor akşamları o yapıyor. Yaşlı insanlar var. Öyle bir durumda sadece gece insülin yazıyoruz. Öğlen, sabah, öğle, akşam da küçük bir hap yazıyoruz. Şimdi burada önemli şey şekeri çok düşürmek değil. Burada hastanın tedaviyi saatine göre uygulaması, yani bizimle birlikte uyum sağlaması ve hastanın dürüst olması doktoruna. Yapamıyorum hocam 4 kez. Çünkü insülin çok yaptığım zaman da karın bölgesinde şişlikler oluşabiliyor. Çünkü 4 kez iğne yapmak kolay bir şey değil. Dönüşümlü yapacak. Bir her de, gün yapacak. Bir de göbek etrafında yapacak. Her seferinde yerlerini değiştirecek.
Burada en önemli şey insülini muhafaza etmekle ilgili. Şimdi hastalığa insülini buzdolabının kapağında saklayacağız. Yani peynir, zeytin duran yerde. Buzluğa koyarsak insülin donuyor ve bozuluyor. Dışarıda da 48 saatten fazla kalırsa bozuluyor. Mutlaka ve buzdolabının kapak peynir, zeytin olacak. Duran yerde. Bir de iğne ucunu değiştirmelerini istiyorum hastaların. Eğer insülin yaparken iğne uçlarını değiştirmezlerse, hep aynı iğne ucuyla yaparlarsa bir kere insülin oksitleniyor ve bozuluyor. Çünkü iğne ucu metal. Bir de insülin daha pahalı iğne ucundan, ekonomik değil. Her seferinde iğne ucunu değiştirirlerse ekonomi de yapmış olurlar. İnsülin kıymetli ve pahalı. Bir de bir hasta insülin yaparken ağrı hissediyorsa o ciddi bir şey. Yani ağrı olmaması gerekiyor. Bu şu demek, iğne ucunu değiştirmiyor demek. İnsülin yaptığı bölgelerde şekil değişikliği başladıysa doktoruna göstermesi gerekiyor. Artık buralarda insülin etkisiz olmuş demektir. Değişiklik yapacağız. Durum bu. Tabii çok zor. Hakikaten evet, kabul ediyorum. Evet, evet. Ama bize şey söylemeleri gerekiyor. Ben hocam 4 kez yapamıyorum ya da 2 kez de yapamıyorum. Tek de yapayım. Onu söyleyecek, ona göre insülin seçeceğiz. Çünkü çok çeşitli insülin var. Hangisi uygunsa onları seçiyoruz. Zor bir süreç dediğiniz gibi hocam. Yani tabii diyabet, insülin kullanan bir hastanın öğün atlamasını istemiyoruz. Öğün mutlaka atlarsa, her öğünü düzenli bir şekilde yemesi gerekiyor. Öğün atlarsa şekeri düşebilir ya da öğün atlama gibi bir davranışı varsa onu bize söylesin. Ona uygun bir insülin seçeriz. Mesela kan şekerini düşürmeyen insülinler var. Onlardan seçiyoruz. Ama dediğiniz gibi birebir doktoruyla konuşuyor olması lazım. Dürüstçe söyleyecek. Hocam gerçekten yapamıyorum. Çünkü zor bir şey. Ben de hani öğün kolay değil. Önerim bu. Bir de çalışan insanlar da. Hocam insanlarda, zorunlu olmaya başladığı zaman insanlar birazcık da o zorunluluğa uymakta zorluk çekiyorlar. Ama yıllarca açıkçası çok zor bir şey ona uyum sağlamak. Yani 10 yıl boyunca iğne yaptığını düşün. Öyle kolay bir şey değil. Onun için en kolayını yapıyoruz şu anda. Tamamen tedavi bitme gibi bir şeyi var mı? Şeker yani hastaları çok çalışma mi var. Adacık hücre nakli, işte metabolik cerrahi. Şimdi metabolik cerrahi hasta diyelim ki vücut kitle indeksi 35'in üstünde şekere bağlı komplikasyonlar oldu. Yani kilolu bir hasta. Biz onlarda önce ilk 6 ay hem şekeri düşüren hem de kilo verden ilaçlar var. Mesela GLP-1 agonistlerini deniyoruz. İşte beyinde yemek yeme merkezini baskılıyor. Mideyi daraltıyor, tokluk hissi veriyor. Şekeri düşüyor, glikogon üstünü düşüyor. Bunlar böyle bulantı yapıyorlar. Yemeklerden tiksindiriyor ve hastayı zayıflatabiliyor. Ya da mesela SGLT2 inhibitörlerini öneriyoruz. Bu da idrarla şekeri ve tuzu atarken kilo verdiriyor. Metformini öneriyoruz. Yine insülin direnci üzerinde kilo verdiriyor. Ama bu ilaçları hasta kullanıyor 6 ay ve istediğimiz kiloyu veremedim. Böyle bir durumda metabolik cerrahi gündeme geliyor. Fakat bu cerrahide de daha sonra da hasta gene ömür boyu diyet yapacak. Çünkü metabolik cerrahide diyet yapmazsa iş tekrar başa dönüyor. O nedenle diyetsiz süreç olmuyor. Süreç gene aynı oluyor. Evet. Adacık nakli tip 1 diyabetler de var. Türkiye'de şu anda yapılmıyor ama onda da başarı oranı 5 yıllık başarıdan 5 yıldan sonra tekrarlayabiliyor tekrar hastalık. Bir 5 yıllık süre içerisinde geçiyor sadece anladığım kadarıyla. Peki hocam tansiyonları nasıl olmalı diyabet hastalarının? Tansiyon çok önemli çünkü bizim şekerden en çok korktuğumuz şey şekerin böbreği etkilemesi. Bugün biliyoruz ki diyaliz hastalarının büyük bir kısmı şeker hastası. Çünkü şekerin bir yükü var böbreğe, bir de tuzun yükü olduğu zaman böbrek temizleyemiyor. Onun için tuzu özellikle çok kısıtlamak istiyoruz. Madensi, soda, turşu gibi tuz içeren şeyleri kesmelerini istiyoruz. Tansiyonu da hedefimiz büyük tansiyon 12, küçük tansiyon 7 olacak. Eğer bu civarda değilse ve idrarda protein kaçağı başladıysa tansiyonu normalken bile ilaç veriyoruz bu hastalara. Böbreği korumak için ama. Peki hocam. Egzersizi söylediniz aslında ya, diyabet hastası evet, için. Kolesterol de çok önemli. Onu konuşalım. Evet. Şimdi kolesterolle ilgili bir tartışma var gündemde. O tartışma kısmen doğru ama kısmen de yanlış. Şimdi tartışmada kolesterolü şekeri olan, kalp hastalığı olan, bunun dışında ailede erken yaşta kalp krizi geçirmiş ya da buna bağlı ölümleri olan hastaları tartışmıyorlar televizyonda. Televizyonda sağlıklı hastaları tartışıyorlar. Şimdi zaten normalde de biz sağlıklı hastalarda kolesterolü hemen başlamıyoruz. Diyelim ki hastanın şekeri yok, tansiyonu yok, kalp hastalığı yok, böbrek hastalığı yok, ailede de kalp krizinden kayıp yok. Böyle bir durumda LDL 190'ın üstündeyse diyet yaptırıyoruz. Tekrar bakıyoruz, indiyse ilaç vermiyoruz. Diyetli, eğer dirençliyse 190'ın üstünde tebat ediyorsa ilaç başlıyoruz.
Ama şeker hastalarında durum farklı. Kalp hastalarında farklı. Zaten tartışma onların üstünden gitmiyor. Çünkü şeker hastası eğer kolesterol de yüksekse kalp krizinden ölüyor. Şeker hastalarında en sık ölüm sebebi kalp krizi. Hmm. Ve ne yazık ki bu kalp krizleri ani ölümler oluyor ve uykuda oluyor. Sabaha karşı oluyor. Ve hasta kalp krizi geçirse bile hissetmiyor. Sessiz kalp krizi geçiriyor. Bunu en büyük tetikleyen şey de tansiyon ve kolesterol. Şimdi kötü kolesterolümüz eğer 100'ün üstündeyse, 130 da şimdi şeker bütün damarları tutuyor. Damarlarda bir hasar yapıyor. O hasarı düzeltmek için oraya hücreler gidiyor. Bu giden hücrelerden biri de yağ hücreleri. Yağ hücreleri oraları düzeltmek için uğraşırken tamamen damarı tıkıyor. Damarı tıkadığı için ya kalp kriziyle sonuçlanıyor, ayağı tıkarsa ayak kangren oluyor, şeker hastanın ayakları kesiliyor. Ya da kalkıp da gözü tıkarsa gözü etkiliyor ve körlük yapabiliyor. Göz içi kanama yapıyor ya da böbrek rahatsızlığı yapıyor. Şimdi bizim en korktuğumuz şey ayağı tıkaması ve kalbi tıkaması değil mi? Uzuv kaybının, travmatik olmayan uzuv kaybının en sık sebebi şeker. Şimdi o nedenle kalbi korumak ve ayaklarımızı korumak için kolesterolü düşürmek zorundayız. Şeker hastaları kolesterol ilaçlarını kullansınlar. Biz zaten şöyle yapıyoruz. Eğer kötü kolesterol yüksekse LDL ilacı başlıyoruz. Ama mesela trigliserit yüksekse şekeri başlamadan da bir bekliyoruz. Şeker düştükten sonra trigliserit de bazen kendinden düşebiliyor. Onlar da biraz bekliyoruz. Ama trigliserit 500'ün üstündeyse şeker değilse bile ilaç veriyoruz. Ama şeker hastalarında 300'ün üstündeyse ilaç veriyoruz. Kötü kolesterolü 100'ün üstündeyse ilaç veriyoruz. Amacımız kalbi korumak. Peki hocam bu ayak tedavisi de önemli değil mi? Ayak bakımı da çok önemli. Çok önemli çünkü şeker hastalığı uzuv kaybıyla sonuçlanıyor. Yani diyabetik hastalarda travmatik olmayan ayak kayıpları oluyor. Şimdi damarları etkilediği için damarda tıkandı. Damarları etkiliyor. Damarlarda hasar yapıyor. Bir süre sonra kolesterolü yüksekse tıkanıyor. Sonra ayakta diyabetik nöropati oluşuyor. Yani hissizlik başlıyor. Önce bir uyuşma, karıncalanma, battaniye örtse bile iğne batar tarzda bir his oluşuyor. Hatta geceleri battaniye bile örtemiyorlar. Bir süre sonra hissizlik başlıyor ilerlediği zaman. Hasta ayağını bir yere çarpsa bile hissetmiyor. Ve yara çıksa bile hissetmiyor. Onun için biz diyoruz ki şeker hastalarınızı ayaklarınızı güzelce yıkayın, onları kurulayın. Bir de her gün aynayla kontrol edin. Şimdi şeker hastalığı çok ilerlediği zaman bu hastalar çok üşüyorlar ve sobanın yanına oturuyorlar. Ocağın yanına oturuyorlar ve evde bir koku duyuyorlar. Ev yanıyor zannediyor ama aslında ayağını koymuş, ayağı yanmış ama onu farkında hissetmiyor. Değil. Evet öyle geliyorlar, ayak yanıklarıyla geliyorlar. Sonra da zaten enfekte oluyor ve kesmek zorunda kalıyor. Çünkü kemiğe de yayılabiliyor. Benim önerim ayak bakımlarını iyi yapsınlar. Küçücük bir çizik bile olsa mutlaka doktora başvursunlar. Yara varken bile kemiğe mikrop yayılmadan mesela oraya biz ilaçlar, kremlerle devam ediyoruz. Bazen de hiperbarik oksijen tedavisiyle ayağımızı kesmeden, uzuv kaybımız olmadan sonuçlandırabiliyoruz. Çünkü insanlara muhtaç olmalarını istemiyoruz. Evet, o zaman evet, bakıma evet, muhtaç evet, oluyor kişi. Evet. Hocam bir de yaralar da geçmiyor zaten geçmiyor, değil mi? Evet. Ondan dolayı özellikle uzmana ya başvurmaları. Terlik çok giymelerini istemiyorum. Yalın ayak yere basmalarını istemiyorum. Neden hocam? Terlik kenarlarından yara başlıyor çünkü. Nasır oluşuyor. Nasır varsa bile erken dönemde biz onları yumuşatıyoruz. Bir de aynayla bakarak çizik ve yara var mı bakacak. Yere de yalın ayak basmalarını istemiyoruz. Yalın ayak basınca da? İşte taşa falan maruz kalıyor. Nasır oluşuyor. Yara öyle başlıyor. Çatlaklarla başlıyor. Çok aslında dikkat edilmesi gerekiyor, evet, değil mi? Bu süreçte komple vücuduna dikkat etmesi çünkü gerekiyor. Çünkü damarları etkiliyor. Yani bütün damarlarımızı etkileyen bir hastalık. Birçok şeye de sebebiyet verebilir, evet, dediğiniz gibi. Evet. Kalp krizi, uzuv kaybı, evet, gözde bozukluk. Gözle alakalı ne söylersiniz hocam o zaman? Göz şeker maalesef hastaları tanı alır almaz. Biz bütün şeker hastalarına tanıyı koyar koymaz. Tanı anında göz muayenesi yaptırıyoruz. Çünkü şeker hastalığı 5 yıllık bir süreççe oluşması. O 5 yıl içerisinde göze zarar vermiş olabiliyor tanı almadan. Hastanın bulanık görmesi oluyor. Bazen hiç olmuyor. Göz içine damla damla tarak baktırtırıyoruz. Orada göz damarları etkilenmiş mi? Damar içinde kanama var mı? Ona bakıyoruz. Ve yeni damar oluşumu var mı? Çünkü biliyoruz ki şekere bağlı diyabetik göz körlüğün 3. en sık sebebi. Gözde. Eğer böyle bir şey varsa onların iğne tedavisi var göz içi. Onların tedavilerini veriyoruz. Verdiriyoruz göz bürümüyle birlikte. Tanı anında böbreklere mutlaka baktırıyoruz. İdrarda protein kaçağı var mı yok mu diye. Çünkü daha
protein kaçağının başlangıcında, yani böbrek hasarı oluşmadan, mikroalbuminür evresinde yakalarsak böbrek yetmezliği olmadan müdahale ediyoruz ve o düzeliyor. Çünkü proteini azaltan ilaçlar var, düzeliyor ama o dönemi geçirirsek, geç kalırsak düzelmiyor. İşte o ara dönemi yakalayıp ilacı başlayıp geriye döndürtüyoruz böbrek hasarını. Peki hocam, kan şeker takibi nasıl yapılacak diyabet hastasında? Şimdi çok sık şeker ölçmek kolay bir şey değil. Hem strip israfı da oluyor çok pahalı striplerde. Ben o kadar çok sık şekerlerini ölçmelerini istemiyorum. Bu şey parmaktan Evet, mı parmaktan. yapıyorlar değil mi? Şu, günde sabah mesela diyelim ki pazartesi günü sabah açlık, öğlen pazartesi günü sabah açlık, sabah tokluk. Salı günü öğlen açlık, öğlen tokluk. Çarşamba günü mesela öğlen sabah öğlen akşam açlık, akşam tokluk. Böyle basamaklı ölçmelerini istiyorum ki çok Günlere strip yayarak. israfı olmasın. Evet. Ama doktora gelmeden önce muayene gideceklerdi. 2 gün önce yedili ölçüm yapmalarını istiyorum. Hekime gelmeden önce. Çünkü hekim ona göre ilaçları düzenleyecek. Onda da sabah açlık tokluk, öğlen açlık tokluk, akşam Akşam. açlık tokluk. Bir de gece yatmadan önce ölçecekler. Bazen sabah kan şekeri yüksek olursa gece 3'te de şekerlerini ölçmelerini isteyebiliyoruz bazı durumlarda. Ama böyle sürekli de ölçmelerini istemiyorum. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Benim hastalarım en çok şundan korkuyorlar. Şimdi şeker böyle bir dalgalanma yapıyor bir aralıkta. Eğer kişinin açlık şekeri 80 ile 130 arasındaysa normal. Üzülmesinler şeker hastaları. Toklukta eğer 140 ile 180 arasındaysa iyidir. Sıkıntı yok. Tamam mı? Onun için çok da fazla ya işte 170 çıktı panik olmasınlar. Tamam. Bu aralık yeterli bizim için. Hocam çok ciddi böyle şeye de sebebiyet veriyor mu? Şeker hastalarında genelde halk arasında da vardır işte çok sinirli, agresif, Yapıyor. birdenbire sinirleniyor, ağzı dili kuruyor. Yapar. Şeker hastalığı tabii beyni de tutuyor. Hani ayakları kalbi tutarken beyinde de iskemik serebrovasküler olay, inme gibi şeyleri başlatabiliyor. Bir de gerginlik, sinirlilik yapabiliyor. Çünkü şeker beyindeki nöronları da etkiliyor ve psikolojiyi de etkiliyor. Bir de psikolojimiz kötüyken şekerimiz yükseliyor. Çünkü stres hormonları artıyor kanda. O da şeker yükseltiyor. Peki hocam, şimdi son 5 dakikamız içerisine girdik. Biz aradayken konuşmuştuk sanırım. Güncel tedaviler başlattık Evet. demiştiniz de. Biraz değinelim isterseniz onlara da hem. Şimdi artık tabii kişiye yönelik tedaviler var. Özellikle kalp hastalığı olan hastalarda şimdi temel tedavimiz tabii ki haplarla başlıyoruz. Diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği bunlar. Ve tabii tanı anında göz, böbrek ve sinir hasarı var mı onlara bakıyoruz. Bunun dışında temel ilaçlar işte bir şekerin karaciğerden çıkışını azaltan, kaslara geçişini sağlayan temel ilaçlarımız var. Metformin ya da yağ dokusuna depolanmasını düzenli ilaçlar var. Pioglitazon gibi onları başlayabiliyoruz. Ya da pankreas bezinin insülin salınımını uyaran ilaçlar var. İşte sülfonürler, meglitinitler ya da rapaginit gibi ilaçlar. Ya da hastanın diyelim ki şekerle birlikte kilosu var. Böyle bir durumda pankreas bezinde insülin salınımını uyaran, yemek yeme merkezini baskılayan, piloru daraltan ve kilo verden ilaçlarımız var. GLP-1 agonistleri gibi. Ya da böbrekten şekeri, tuzu, ödemi atıp kilo verden ilaçlarımız var. Gene SGLT2 inhibitörleri, GLP-1A agonistleri veriyoruz. Kalp hastalarında öncelikle GLP-1A agonistleri ve SGLT2 inhibitörlerimiz kalbi koruyucu etkileri de var. Onlardan da faydalanıyoruz. Bir de ileri yaşlı bir şeker hastası. Evde şekeri düşse bile öğün yiyemiyor, bakım kötü. Olmuyor belki. Yaşlılarda tabii iştah da kapanıyor. Onlarda da şekeri düşürmeyen ilaçları tercih ediyoruz. DPP-4 inhibitörleri metforminle birlikte veriyoruz. Burada her kişinin ilacı farklı. Duruma göre bazen de idrarda protein kaçağı çok olabiliyor. Protein kaçağını azaltıcı şeker ilaçlarını tercih ediyoruz. Linagliptinler gibi. Bazen de tokluk şekeri çok yüksek oluyor. Ya da hasta hipoglisemi, reaktif hipoglisemi geçiriyor. Onlarda da bağırsaktan şekerin bağlamasını azaltan akarbozlar var. Onları öneriyoruz. Yani bireyselleştirilmiş tedavi. Herkesin tedavisi biraz daha farklı. İş duruma göre, şekerin tipine göre. Tabii ki, değil mi İnsülini hocam? de tabii her hastada değil, uygun hastalarda veriyoruz. Eğer hekim insülin öneriyorsa devam etsinler. Ama insülin başladığı zaman bağımlılık insülin yapmıyor. Bazen hastalarda insülin başlıyoruz. Ondan sonra baktık şeker iyi gidiyor. Organ hasarı yok. Hapa dönüyoruz. Ha, güzel. Döndüğümüz Dönüş hastalar de var. olabiliyor. Evet.
Peki hocam, bu çayda şeker kullananlar da var onlar için. Yani şimdi şöyle bir Biliyoruz şey. eskilerden de görmüşüzdür Yani mutlaka ki. Ben de gördüm böyle küçük kaplar şeklinde. şimdi o tatlandırıcılar, şimdi tatlandırıcıları kullanabilirler ama tatlandırıcı miktarı arttığı zaman o da şekerle aynı işlemi yapıyor. Onun için tatlandırıcı az miktarda kullanabilirler. Balı konuşalım. Bal da fruktoz içeriyor. Fruktoz içerdik ne şeker hastalarının bal tüketmesini istemiyoruz tabii ki. Gene en çok merak edilen soru tatlandırıcıları, balları soruyorlar. Bunun Balı dışında hiç mi tüketmeyecekler hocam? evet yani ne yazık ki fruktoz içeriyor. Hani şeker hastaları anemimiz var diye pekmez içiyorlar. Pekmez ne yazık ki anemiyi düzeltmiyor. Onu söyleyeyim. İçerisindeki şey demir ihtiva çok fazla etmiyor. Üstelik de fruktoz içerdiği için reçel o da gereksiz yere şekeri yükseltiyor. Yağ konusunu söyleyeyim. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağı bunların birbirine çok büyük bir üstünlüğü yok. Miktar arttığı zaman hepsi zararlı. Ama ben doymuş yağ oranının mutlaka az olması gerekiyor. %7'nin altında. Doymuş yağ oranı dediğimiz şey dışarıda donmuş yağı kastediyoruz. Yani margarin gibi. Onları çok tüketmeleri Tereyağı, istemiyoruz. margarin Onlar çünkü ciddi şey yapıyor. Kalp gibi. üzere Diyetlerine de toksik. uyacaklar mutlaka ki, değil mi Evet. hocam? Ya daha çok yağı azaltarak proteine devam ederek ekmeği de az miktarda tüketecekler. Egzersiz dediniz. Egzersiz. Basit şu, 15 gram karbonhidrat hesabı yapabilirler. Yani sofraya oturdukları zaman 15 gram karbonhidrat bir ünite insüline tekabül ediyor. Bir dilim ekmek, bir küçük kase yoğurt, bir küçük kase süt, küçük bir çorba ya da 6 yemek kaşığı mesela kuru bakliyat 15 gram. Buna göre hesap yaparak karbonhidrat sayarak yemeklerini yiyebilirler. En kolayı bu. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Süremizin sonuna geldik Evet. sizinle olan kısmının. Son sözleriniz varsa, eklemek istedikleriniz varsa alalım isteriz izleyicilerimize. Şeker hastalığı o kadar korkunç bir hastalık değil. Sadece biraz sabır istiyor. Ve dikkat ederek, tabii bu beslenme seçeneği hepimiz için geçerli. Bu önerdiğimiz beslenme sağlıklı beslenme. O nedenle sadece şeker hastaları değil, diğer sağlıklı insanların da bu şekilde beslenmesini öneriyorum. Güzel günler diliyorum. Çok teşekkür Mutlu ediyorum günler. hocam. Sağ olun. Ayağınıza Çok sağlık. Kırmayıp teşekkürler. geldiniz. Teşekkür ederiz. Efendim kısa bir ara verelim. İkinci saatte tekrar buradayız.